Herkese selamlar dostlar. 30 Nisan 2022 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelemiz var. İdeal, yüksek oranlı tercihlerle ve hatta skor önerileriyle sizlere öneri yapacağım. Videonun sonunda bir adet ideal kombin önerisi yapacağım. Şimdiden e, herkese bol şanslar dilerim. Videoya bir like atarsanız da sevinirim. Duyurularla başlayalım. İlk duyurum Katıl Telegram grupları aybaşı olduğundan dolayı yenilendi. Cuma'dan yeniledik bugün hafta sonu giriş olsun. Onun bilgisini vereyim. Katıldaki arkadaşların e, gören oluyor. Ni, gruptan beni niye attın oluyor. Videoda bilgilendirmek istedim. katı Telegram grupları yenilendi. Topluluk kısmından linklere ulaşabilirsiniz. Bazı kişileri Instagram üzerinden alıyorum. Onlar da veya herhangi bir sorusu olan da Instagram Kanga Tips üzerinden mesaj atabilir. Oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben onun bilgisini vereyim. Geçtim. Bir maç skoru yarışması yapalım. Maç skoru yarışması şampiyonun yarışması olsun. Trabzon bir tane şampiyon otobüsü ayarlamış. Bu maç muhtemelen şampiyonluğu ilan edecek şehir hazırlıklara başladı. Antalya'ya sürpriz yapmazsa Sizce bir Antalya sürpriz yapabilir mi? Bu maç skoru ne olur? Sizlere soruyorum. Hazır katıl Telegram gruplarına yenilmişken iki kişiyi katıl Telegram gruplarına Mayıs ayının sonuna kadar alalım. Tam bir aylık bir süreç olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese skor yarışmasında bol şanslar. Yorumlarınızı bekliyorum. Geçtim. Yüksek misli ne yaptık? Dün iki tane yüksek misli önerdim. 5'te 5 beş gidiyorduk. 7'de 6 olduk. Normalde ben iki tane yüksek misli önermiyorum. Fakat güvendiğim iki tane mücadele vardı. Dedim ki tek tek oynayın kupon yapmayın dedim. Ne olur ne olmaz dedim. Tek tek oynayın en azından zarar yaparsak da yani ikisinden biri yatarsa da az zarar yapalım dedim. Öyle de oldu. Milano maçını ben zaten YouTube'dan anlattım. Efes'in 10 sayı fark atabileceğini kesinlikle düşünmüyordum. Öyle de oldu. Hatta Milano maçı kazanıyordu. Son anda Efes kazandı. Çok da güzel oldu. Tam anlattığım şekilde geldi. E, yüksek mislimiz Efes'ten aldık. Efes'in oranı daha yüksekti zaten. Leipzig'e göre. Leipzig'de de evsel 15 üst dedik. Kombinemizde de vardı. ideal kombinemizde. Maç 1-0 bitti. Enkunku'nun dakika 78'de mi ne kaçırdı? Çok net. Kaleciyi geçip kaçırdığı bir pozisyon var. Sağlık olsun. 1-0 bitti. Dünyanın yattığı maç olduğunu ben düşünüyorum. Yüksek mislimiz bu şekilde. Son 7 yüksek mislinin 6 tanesi başarılı oldu. Yeri 6 olarak ilerledik. Editörler can yakıyor diyeyim arkadaşlar sizlere. Editörler harbiden can yakıyor. Şöyle kombinelere baktığımız zaman ben burada örnek olsun diye iki tanesini koydum sizlere örnek olsun diyerekten ee, Şöyle Baktığımız zaman solda zaten dünün kombinesi var arkadaşlar Solda editörlerin oluşturduğu günün ortak kombinesi ben şöyle yaptırdım arkadaşlarıma Furkan ve Hakan'da iki tane editörüm var sağlam Bunlar şey yapıyor bir tanesi bir maç, bir tanesi bir maç. Güne sadece tek kombin olarak oluşturuyor. Günün Hakan kombin, Hakan Furkan kombinesi olarak atıyor. Dün ondan güzel başarı sağladık. Aynı şekilde Furkan'ın korner serisi var. Maç önü korner serisi. O da 2'de 2 oldu. Bugün 3'te 3'ü deneyecek bakalım. Editörlerimiz çalışıyor diyelim. Güzel kazançlar da Mayıs yayında elde etmek dileğiyle. Bir de canlı odasımız var. Canlı odasına da dün Hakan inanılmaz işler yaptı. Şuradan göstereyim ben hızlıca bir şeyler. United maçının ilk yarısı 0.5 üstü vardı. Onu geçtim. 8'de 7 oldu bakın burada. 9'da 8. p maçı. 10'da 9. 11'de 10. Alttan atlan şey de var zaten. Ee, diğer Çağrı'nın verdiği canlar benim canlılar da olsun. Dün de canlılar çok iyiydi. Canlı odasında zaten bu şekilde canlılar ataraktan da ekstra bir kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Destekçilerimiz zaten bilir. Canlı oynamak isteyenler varsa özellikle canlı oynayanlar varsa canlı olarak gitti oynayanlar bizi bir denemesini isterim. Katıl Telegram grubuna katılarak hem destek verip hem de canlı odasından faydalanabilirsiniz. Başlayalım. 10 adet mücadelem var. Sizlerden ricam cumartesi olmasından dolayı videoya güzel bir like seviyesidir. Like'larınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İlk mücadelem Liverpool mücadelesiyle başlayalım. Liverpool bu maçta kazanır mı? Bakın 2-0 zaten Villarreal kazandı. Villarreal'e karşı kazandı. Maç skoruna kadar bildik zaten Liverpool mücadelesinin. Ben zaten 2-0'lık bir Liverpool galibiyeti bekliyordum. O maçın yüksek misisini yaptık. Newcastle son zamanlarda kendi evinde özellikle Wolves'u yendi, Leicester'ı yendi, Crystal Palace'ı yendi. Son oynadığı zaten 4 maçın 3 tanesi kendi evinde 3'te 3 yaptı. Son maçta da deplasmanda kazandı. Liverpool zaten çarpışacak takımlar değil bence. Fakat ben Liverpool'un burada kaybedeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Kaybederse Bakın kaybederse Premier League şampiyonu zaten bir nevi City olarak ilan edildi. İlan edilir bence City kazandığı takdirde. Liverpool'un oranı çok güzel. Ben kombineme de aldım. Zaten bu seferki kombine üçlü bir kombine oldu. Üçlü kombine yani kombinemiz o yönde. Liverpool bu mücadeleyi bence kazanır. Taraf tercih 1.28'den direkt üçlü kombineleri alınabilir. Ben öyle yaptım. Liverpool'un direkt galibiyetinin çıkıp da size Liverpool'u anlatmayayım. Eğer tekli olarak ideal almak isteyen varsa Maçta da çok fazla gol olmaz. Rotasyona gider mi Liverpool? Zannetmiyorum. Çünkü Newcastle ters takım. Burada 4.5 altında 2 yaparsanız da 1.54 gibi oranla Liverpool'un oranını değerlendirmiş olursunuz. Liverpool tarafındayız. Kasımpaşa, Başakşehir. Eskiden Ronaldo'su olan kazanırdı. Şimdi Mulekası olan kazanıyor. Geçen hafta ben Beşiktaş mücadelesinde KG var demiştim. 4-0 mı 3-0 mı ne bittim? Muleka zaten şov yaptı. Onu geçiyorum. Larry'nin bir tane kafa vuruşu var kaçırdı. İnanılmaz. Ama ben hiç girmiyorum o konuya. Kasımpaşa inanılmaz oynuyor. Fakat iki tane önemli kart cezalısı var. Bir tanesi kanatlardan cezalı. E, hemen söyleyeyim. Ben Koynes bu maçta kart cezalısı. Ve Ryan Abit de kart cezalısı. Kasımpaşa'nın önemli iki eksi olarak bunu gösterebilirim. Okaka'nın bir sakatlığı var. Geçen hafta oynamadı. Okaka olmamasına rağmen Başakşehir'e karşı Altay'a karşı 2-0'lık ne galip geldi. 2-0 3 ne galip geldi. Maçın özetine baktığımız zaman da çok ağır bir futbol oynadı. Yani ağır futbol değil Ağır ezdiğini söyleyebilirim ben. Hem oyun olarak hem şut olarak hem attığı paslar derken tabi Altay rakip zayıf bir rakipti Kasımpaşa'ya göre. Şimdi biraz daha dişe diş korakor olur bu mücadele. Ben gollü bir maç bekliyorum. Hatta şöyle önerim olacak. Gollü bir beraberlik beklediğimi de belirteyim. 1.51'den ben KG varını alırım bu mücadelenin. 1.51'den KG var denenir bu mücadele. Gayet güzel. Kombineme de aldım bu mücadeleyi. Bir de 3.05'lik oranı var Mahsun'un 0. Dediğim gibi golü bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Sistemcilere de veya düşük misli yüksek oran oynayanlar da bu mücadeleyi bir Mahsun'un 0 öneririm. Napoli-Sasulo mücadelesi. Sasulo son mücadelesinde Juventus'a karşı çok iyi bir futbol sergiledi. 2-1 kaybetti. Şunu söyleyeyim. Kesinlikle kaybetmeyi hak etmeyen bir Sassuolo vardı. Sağda inanılmaz oynadı. Skamakkası, Berardisi, Raspadori'si, solda da Traore'si. İnanılmaz bir hücum hattı var zaten sezon başından beri. E, bazı zaman dengesi sonuçlar alsa da bu hücum hattının ekmeğini her zaman yiyor. Seneye de korur muhtemelen bu hücum hattını Sassuolo takımı. Napoli de gittikçe düşüyor. Son mücadelesinde Empoli, müca Empoli mücadelesinde biz ee, İtalya serisi yapan Bilal arkadaşımız da kupon odasında mücadele 2.5 üst vermişti. Ben de şeyden korkuyordum. Maçın 2-0'da kalmasından korkuyordum. Maç önünde düşüncem vardı öyle. Belki 2-0 Napoli alır diyordum. 3-2 yenildi Napoli. İnanılmaz bir şey oldu maçta. Yani bir anda takım dağıldı. Goller arka arkaya geldi zaten bir nevi. Napoli dağıldı. Bu maçta nasıl oynar ne eder bilmiyorum. Fakat güzel tempolu bir mücadele olur. Sassu'ların zaten ben golün olduğunu düşünüyorum. KG var aldım. Napoli de kendi evinde atar. İdeal bir oranı var zaten. 1.40 seviyesinde bir oranı var. Değerlendireceklere bu yönde önerimdir. Bol şanslar. Geçtim Stuttgart'la Wolfsburg mücadelesine. Bu mücadelede de ben Stuttgart tarafındayım. Çünkü Stuttgart'ın puan durumu itibariyle artık yumurta dayandı. Yumurta uca dayandı. Bu yumurtayı ya düşürecek ya doğuracak. Mevzu bu yandan. Mevzu bu yok. Stuttgart kazanırken ben Stuttgart'ın gol atacağından Eminim demeyeyim de muhtemelen Stuttgart bu maçta gol atar. Ben düşüncem şu neydi? Wolfsburg gol atar mı? Son maçında 5 tane attı Mainz'ın. Kırmızı kartlar, kırmızı kart çıktı Mainz'a. Geldiğini attı vesaire vesaire olaylar oldu. Fakat burada ben Stuttgart'a karşı gol atar mı? Onu düşündüm sadece. Demek ki bir tane golü var bence dedim. Maçada 2-1 skor yazdım. KG varını aldım buradan da. Gollü geçebileceğinden dolayı. 2-1 skor bekliyorum. KG varın oranı 1. 50 idealdir. Ve yüksek orandan da 2-1 skor beklediğimden dolayı Stuttgart tarafında 1 ve 2.5 üstü oranı da 2.60 gibi oranı var. Stuttgart şu şeytanın bacağını kırar diyerekten düşünüyorum. Ve yumurta dediğim gibi dayandı. 2.5 üstünde bir de yüksek orandan 2.60 gibi orandan değerlendirilebilir. Geçtim. Nottingham Forest ile Steven City mücadelesi. Nottingham Forest'ın son mücadelesini izledik. Nasıl izledik? Fulham'a karşı. Mastro'nun 2 aldık 3.80 gibi orandan. Kazandık mı kazandık yüksek oran grubunda. İnanılmazdı gayet güzeldi. Bu maçta da ben kaybedeceğini düşünmüyorum. Galip gelmesini bekliyorum. Galip gelirken de çok fazla gol olmaz. Maçı da bir skor yazdım kendi kafamda. Direkt skor olarak önerisi yapacağım bu mücadeleyi. 6.97'de önerisi 6.97 şey var. Fakat idealden ne alınabilir? Maç sonu birinin oranı bir 36 gibi oranı var. Bir 36'ya almadım. Taraf tercihine değmez. 4.5 altında bir yaparsanız 1.61 gibi oranı var. Çünkü Nottingham Forest'ın bir iddiası var ve Bournemouth'la da 2 hafta sonra mı, 1 hafta sonra mı ne Bournemouth mücadelesi var. Bu maçta hata yapmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Nottingham Forest bu mücadeleyi kazanır 4.5 altında biter. 1.61 gibi orandan ve yüksek orandan da 2-1'lik bir skor 6.97 gibi oran. 2-1 düşünüyorum buna da. Bol şanslar. Real Madrid-Espanyol mücadelesi Real Madrid bu maçta inanılmaz bir rotasyona çıkabilir. Hatta ben sana rotasyon şöyle rotasyon kadrosuna baktığım zaman solda Asansio, Asensio, Rodrigo var. Hücum hattında Mariano var. Kim bilmiyorum. Arkada Isco, Camavinga gibi isimler var. Marin, Valeo. Yani şöyle söyleyeyim. İlk 11'in 11 tanesi de rotasyonlu gösteriyor. Real Madrid'in şu anki kadrosu. Rotasyona gidecek mi? İlla ki önünde Stil'e oynayacağı bir maç var. Benim önerim şu yönde. Bence gayet sizlere de mantıklı. Dedim ki İspanyol'un golüne mi girsem dedim. Dedim şimdi maç 0-0 biter. 1-0 Real Madrid alır. Belli olmaz dedim. Real Madrid'e bu maçı alırsa şampiyon mu ne? Öyle bir durumu da var. Ben bu mücadeleyi ne aldım? Biliyorum çok ideal ve güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. 1-31 gibi orandan 35 alt aldım. Ben mücadelede kesinlikle çok gol beklemiyorum. Olsa bile en fazla maksimum 3 gol diye düşünüyorum. Ben idealden 31 gibi orandan üçlü yapacağınız kombinelere burada Real Madrid maçına 3.5 altı öner öneririm sizlere. Lens Nantes, Nantes mücadelesi. Şimdi Nantes'ın son maçını izledik. 5-3'lük galip geldi. 2-0 geriye düşmesine rağmen galip geldi. Ben o maçta ne önerdim sizlere? Dedim ki Bordeaux'un maçını izledim ben. Bu takım gol atar. Zaten dakika 2'de mi 5'te mi ne gol attı? Deplasman 0.5 zaten idealdi yüksek oranlarda yani bir 60 küsur oranı vardı. Almak isteyenler de bir KG varı alsın dedim zaten. Ama benim buradaki tek idealim Nantes'in e, atacak atacağı goldü. Attı da çok erken. 5-3'te kazandı. İnanılmaz bir geri dönüş yapıp kazandı. Burada Lens'e karşı gol atar mı? Diye düşündüm. Ve KG varın oranı kaç biliyor 1.71 gibi oranı var. Ben bu mücadele Lens'in golü zaten bir nevi banko icabında diyeyim ben. Bir iddiası olma şansı var kazanarak da rakiplerin kaybetmesi lazım. Kendi kazanarak ilerlerse bir şansı var. Lens'in golünü yazdım. Nant atar mı diye baktığım zaman da o da atar gibi geldi bana son başında biraz takip ettiğimden dolayı. KG var oranı 1.71. Alınabilir. Skor beklentimi de söyleyeyim bu mücadeleye. Yine 2 birlik bir skor beklentim var. Oran altında da 6.26 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Geçtim. Manchester City ile Leicester United mücadelesine. Aynı şekilde Liverpool gibi City'nin de kaybetmemesi lazım. Olası bir beraberlik çıkar mı? Diye düşündüm bu maçta. Çünkü Manchester City Real Madrid maçı var İspanya'da. Guardiola yani o maçı da düşünmek zorunda. Bu maçta ne yapar ne eder bilmiyorum. Ama o maçı da düşünmek zorunda. Ama bu City'dir. Les United'de son dönemlerde iyi gidiyor. City'nin kalıbı ağır gelir beyler. Onu belirteyim yani. Herkes böyle zor durumda da olsa City'ye gelip yenemez. Ve böyle bir ciddi bir yarışın içindeyken Manchester City. Ben 2'yi alır mıyız? Alırız. Maç sonu 2 bir 17 bin oranı var zaten. Onu söylemeyeceğim ben sizlere. Madem City tarafındayız ve zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Handikap 0 diyorum. 3.70 gibi orandan. Manchester City bu maçı kazanır. Fakat tek farklı bir City galibiyeti görebiliriz diye düşünüyorum. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Hoffenheim-Freiburg mücadelesiyle devam edelim. Bu maç da güzel bir mücadele. Freiburg'un bir iddiası var. Hoffenheim son dönemlerde gidiyor. Eğer Hoffenheim takımı son dönemlerde şöyle bir iki tane daha maç kazansaydı aynı şekilde Freiburg gibi ilk 4 ilk 5 için Hoffenheim'in de iddiası vardı. Hala iddiası var. Fakat kendini zora soktu son haftalardaki alınan bu skorlardan dolayı. Bu mücadelenin de güzel gollü geçmesini bekliyorum. Ben düz KG var aldım bu mücadeleyi. 1.37 gibi oranı var. Zaten tempolara baktığımız zaman özellikle Freiburg'un oyun temposuna baktığımız zaman da Duran topları çok iyi değerlendiriyor. Zaten teknik direktörü 10 yıldır mı ne tek, 5 yıldır mı 10 yıldır mı? Aynı tek, teknik direktörü Freiburg'un değişmiyor ne zamandır. Bu Nestigar'ın en uzun teknik direktörlüğü yapan bir takımdan en uzun teknik direktörlük yapan adamı. Bu maçta da ben düz dediğim gibi KG var aldım. bir 37 gibi orandan anlatmaya gerek yok geçtim. Trabzon-Antalya mücadelesi bu maçın skorunu sizlere sordum ben şey gibi olur mu diye düşündüm. Paris mücadelesi vardı. Şampiyonluk maçına çıktı. Kendi evinde beraberlikle yetiyordu. 1-1 bitti. O senaryoyu görür müyüz diye düşünüyorum. Antalya'da iyi bir rakip. Ben ideal bu maçı önermedim. 2-3 gol önerdim bu mücadele. 1.88 gibi orandan. İdeal bir tercihim yok bu mücadele. Alacaksak böyle alalım. 2-3 gol tercihim var. 1.88 gibi orandan. İdeal olarak sayabilirsiniz isterseniz. 1.88 oranı var. Ve maç skoru da 1-1 dedim. Çünkü Trabzon'a da çok fazla yüklenme olacak. Olası bir patlama, beraberlik olur. Trabzon muhtemelen bu maçta şampiyon olacak. 1-1 skor belki patlatabilir. 1-1 skoru da şöyle alternatiften sizlere önereyim. Ama 2-3 gol yakışır bu mücadeleye. 10 tane mücadele anlattım cumartesi gününe. Değerlendirenler, yüksek orandan, idealden, skordan öner önerilerimi yaptım. Değerlendireceklere bol şanslar. Kendi kafanızı yatıyorsa mutlaka öncelikle sizin kafanıza yatması önemli. Benim sizlere önerim ekrana gelsin. 2.26'lık bir kombin önerim var. Baktığımız zaman Liverpool galibiyetini aldım. Kaybetme şansı var mı? Bence yok Liverpool'un. 1.28 oranı vardı. Üçlü kombine yaptım. Oranı da 2.26'ya vurdurdum bu şekilde. Liverpool'un galibiyetini aldım. Kasımpaşa maçının hareketli tempolu geçmesini bekliyorum. Kart izalısı olsun o kalkan olmayışı önemli eksiklikler, önemli, eksiklikler, sayılabilir. Fakat KG varın gelmesini bekliyorum. Onun yanında City'nin direkt galibiyetini aldım. Sidir kalıba ağır gelir her zaman dediğim gibi. Bir 17'den aldım. Oran açıksın diyerekten yukarılara. İsteyenler City maçını çıkartabilir. Öyle alabilir. Ben üçlü yaptım. Değerlendirecekler herkese de bol şanslar. Cumartesi önerim. Bu yönde sizlere YouTube önerisi. Görüşmek üzere. Video like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.